Trafikte küçük hata yoktur başlıyor. Efendim herkese merhabalar, mutlu günler, mutlu haftalar. Yine bir pazartesi günü ve saat 12.10 ve Trafikte Küçük Hata Yoktur programı başladı. Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı hocamızla birlikteyiz. Hocam iyi haftalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi haftalar tüm izleyenlere, dinleyenlere. Sağlık, huzur, başarı dolu güzel yeni bir hafta olsun inşallah. İnşallah hepimiz için güzel bir hafta olsun. Kışı artık kış gibi yaşamaya başladığımız bir hafta olsun ki geldi. İlk konumuz da bununla ilgili hocam. Öyle bir geldi ki Şubat, ocağın sonuna kadar hava bahar havası yaşadık desek yeridir. Dolayısıyla olumsuz hava koşullarına bağlı olarak da hem İstanbul'da hem de Türkiye genelinde yaşanan sorunları bu zamana kadar görmemiştik ama kar geldi. Doğu ve Güneydoğu'da bugün şiddetli kar yağışının beklendiği yerler var. Onun dışında Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bu önümüzdeki 5 günlük tahminlerine göre ülkenin büyük bir kısmında artık sadece Ege ve biraz da bazı batı kesimlerde görülmüyor. Onun dışında kar ve yağmur var. Şimdi siz hep söylersiniz, biz de burada çoğu kez dile getirdik. Tamam, ticari araçlarda kış lastiği zorunlu taktılar 1 Aralık itibariyle, İstanbul özelinde söylüyorum. Ama hala bir sürü üzerinde kış lastiği olmayan ve belki de tırnak içerisinde olumsuz hava koşullarına uygun olmayan araç yollarda. Buyursunlar. Şimdi bu hava şartları değişince zaten içinde bulunduğumuz ay kış mevsimi. Yani hava şartları gerçekten bize hiç kışı değil de sanki bahar ayındaydık. Palto falan hiç giymedik. Hı hı. Şimdi gerçekten kar yağacak. Görüş mesafeleri daralacak. Yolun yüzeyi yağışlı olacak. Karlı, buzlu, ıslak olacak. Bunun için her zamankinden daha fazla trafik kurallarına dikkat etmemiz gerekiyor. Bu kurallara harfiyen uymamız kendi can güvenliğimiz, mal güvenliğimiz için önemli. Dün mesela 2-3 tane böyle otobüs kazası oldu, minibüs kazası oldu. Benim notlarım burada, arasında var. Evet, yani bunu tabii notlarınızdan yine o değerlendiririz ama yani bir örnek olsun diye hava şartlarıyla beraber bu sefer kurallara uygun hareketin önemini işte bu oluşan kazalar gösteriyor. Ufak bir hata şarampolden devrilmeye, çarpmalara neden olabiliyor. O açıdan ne olur bizi dinleyen, izleyen vatandaşlarımıza diyoruz ki bakın bizim programın adı da Trafikte Küçük Hata Yoktur, telafisi yoktur zaten. Kurallara uyacağız. Yani kış lastiği bizim ticari araçlarda zaten zorunlu, diğer araçlarda da olmayacak diye bir şey yok. Yani bu kendi canımızdan daha kıymetli bir şey yok. Kış lastiği takalım, araçların bakımını yapalım ya Kerim Bey. Yine İstatistik Kurumu'nun açıkladığı yollarımızdaki araçların ortalama yaşı 15'in üzerinde. Yani bu ne demek? Demek ki araçlar yaşlanıyor. Hı-hı. Ve bir taraftan da bakım daha daha önemli oluyor. Eğer biz bakım yapmıyorsak, bu arada fenli muayeneyi yaptırmıyorsak bu da ayrı bir risk. Riski minimize etmemiz için aracımız haydi diyelim yaşı fazla ama bakımı yerinde olsun diyoruz. Yani hem araç bakımı açısından hem kendimiz bu araç sürücüsü olarak direksiyon başına geçtiğimiz zaman dinç olmamız, yorgun olmamamız, toplu dikkat halinde olmamız ve kurallara harfiyen uymamız bu mevsimde çok daha önemli. Üzücü trafik kaza haberleri duymak istemiyoruz. O haberlerden bir tanesi işte dün düştü. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bir yolcu otobüsü şarampole devriliyor. 4 kişi ne yazık ki hayatını kaybediyor. 24 kişi yaralanıyor. Kayseri Malatya Karayolu'nun 60. kilometresindeki bir Esenköy mevkisinde bulunan şarampole devriliyor araç. Şimdi ben zemini de görüyorum burada. Kar var bir defa, yani orada ciddi anlamda yüksek olasılıkla zemin de problemliydi. Yine benzer bir durum Bozüyük Eskişehir Karayolu Organize Sanayi bölgesinde bir kaza meydana geliyor. Burada da 3 otomobil, bir kamyon ve bir yolcu minibüsü çarpışıyor. Burada Allah'tan hafif yaralılar var, 11 kişi. Bu facianın eşiğinden dönülmüş bir trafik kazası. Ya
burada tabii sadece hani hava ve mevsim koşullarına da herhalde bu kazalara sebep olarak göstermek hatalı olur. Bütün bunların yanı sıra yüksek olasılıkla sürücüde de bir dikkatsizlik durumu söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Biz hep söylüyorsunuz siz de kendi canımızı pek dikkate almadan hareket ediyoruz çoğu zaman araç kullanırken, ama işte böyle yolcu taşımacılığında kullanılan araç şoförleri kendi canları dışında oradaki emanet canları da herhalde pek dikkate almıyorlar. Maalesef yani burada tabii iklim şartları şu açıdan önemli. Yani sürücünün hatasını tolere edecek durum yok. Yani mesela daha süratli araç kullanıyorsunuz. Zemin kuruyken kazaya karışma riskiniz de, ıslakken, karlı, buzluyken karışma riskiniz bu durumda daha yüksek. Bu manada diyoruz. Bakın mesela iki kazayı güzel özetlediniz. Birinde savrulmuş. İşte o savrulma hızın iki parametre var. Bir hız, bir de o tekerleklerle yol yüzeyi arasındaki sürtünme, aderans. İşte karlı buzlu olduğu için bu az, bu bir dezavantaj. Diğerinde birkaç araç birbirine çarpmış. İşte onda da takip mesafesi, fren mesafesi yine hıza ve bu yol yüzeyiyle lastik arasındaki sürtünme katsayısına, aderansa bağlı. Dolayısıyla yani biz sürücülerin tabii ki bütün ölümlü yaralanmalı kazalarda maalesef %90 sürücü hatası, ama tabii ki bu kış mevsiminde iklim şartları, yol yüzeyi şartlarından dolayı yani kazada can riski de oldukça yüksek. Bu manada daha fazla, çok daha dikkatli olmak lazım. Her zaman olmak lazım ama burada affetmiyor işte. Yani o bir şans durumunu yakalamak, kazadan canımızı kaybetmeden, yaralanmadan kurtulma ihtimali çok daha az yani. Peki. Onu vurguluyorum. Şimdi hocam, dün İstanbul'da yine gerçekten bir facia yaşandı desek yeridir. Bir asker eğlencesine giden bir Çekmeköy'de oluyor olay. Şahıs arabasını park ediyor, bir minibüs ve minibüs zannediyoruz, neden olduğu bilinmedi deniliyor ama herhalde bu gibi durumlarda ilk akla gelen ne olur? Emniyet el freni çekilmeden park ediliyor. Minibüs kendi kendine hareket ediyor. Asker eğlencesindeki insanların arasına dalıyor ve bir kişi hayatını kaybediyor. Dört de orada yaralı var. Bu gibi durumlarda ya hani hep siz dersiniz trafik hata affetmez, trafik hata affetmez, ama trafikten ziyade herhalde işin bir yola çıkmadan öncesi ve yola çıktıktan sonrası da o trafiğe dahil değil mi? Yani iş sadece yolda araba kullanmakla bitmiyor. Tabii ki siz şimdi yani aracın kapısını açıp kontağa bastığınız anda hareket etmeden size şu anda artık bütün risk, bütün olumlu olumsuz şeyler size ait. Kontağı kapattınız, kapıyı kapatıp indiniz. Burada eğer o el frenini çekmemişseniz, yani bir de hatta belki çok eğimli bir yoldaysa ağır araç, minibüs yani bir özel araçtan ağır, yer çekimi etkisi, o eğik düzlemdeki aracın hareket etmesi eğime bağlı, bu açıdan bir takoz bile koymanız, buna göre tedbir almanız gerekir. Bu tedbiri almamışsınız. Yani burada araç kendi kendine hareket etmiş gibi görünse de buradaki esas suçlu, esas sorumlu o tedbiri almayan aracın sürücüsü. Peki. Şimdi geçtiğimiz hafta UKOME vardı, biliyorsunuz, takip etmişsinizdir diye düşünüyorum. UKOME toplantısında ulaşımla ilgili çeşitli kararlar da alındı. Bu toplantıda alınan kararlardan bir tanesi ticari taksilerdeki artık yolcu ışığının değişmesiydi. Olay şöyle olacak. Bilenler bilmeyenler varsa ben bir kez daha bu vesileyle özetlemiş olayım. Bilenler bilmeyenlere anlatsın. Anlatmasın, biz anlatalım hocam. Bilmeyenlere anlatsın. Özetleyelim. Artık ticari taksilerde bu 3 ay içerisinde hizmete girecek değerli dinleyenler. Ticari taksilerde taksimetreye bağlı olacak o tepe lambaları. Eğer içeride yolcu varsa dolu yazacak. Eğer araç bir yolcu almaya gidiyorsa bu elektronik sistemler vasıtasıyla rezerve yazacak. Ama yok araçta bir yolcu yok veya araçta bir herhangi bir rezervasyon yoksa boş yazacak. Yani siz yolda aslında bir taksinin boş mu dolu mu olduğunu hareket halinde görebilme imkanımız olacak. İstanbul'daki taksi sorununa bir çözüm olarak önerildi bu Büyükşehir Belediyesi'nce ve UKOME'den de geçti. 3 ayda her şey tamamlanması bekleniyor. Sizin yorumunuz hocam.
Ben çok şaşırıyorum ya, bu mesela ilgililer anlatıyor, bu karar alındıktan sonra zaten çok önceden olan bir şey. Bir de hani taksi var ya orada, tabelası orada. Yani dolu olduğu zaman ışığın yanması, yanmaması. Ama bunu önemli olan, biz burada zaten kurallara uygun hareket edilse, taksiciler yani boşken yolcu alsalar bu tedbirlere gerek olmaz. Yapmıyor, o zaman ne yapacak? Taksimetreyi çalıştırmayacak. Başka o lambayla taksimetre arasındaki kabloyla oynayacak. Yani sonuçta bunlarla bu pansuman tedbirler sorun çözülmez. Çözüm olmaz mı diyorsunuz hocam? Olmaz ya, hiçbir zaman sorun olmaz. Çünkü onu yapan insan zaten iyi niyetli olsa bu tedbirlere gerek kalmaz. İşte yolcu beğenmese, kısa mesafeli yolcu almıyor. Hani vatandaşın bu televizyonlara, radyolara verdiği ifadelerden bunu çıkarıyoruz. Burada ben bin kere söylüyorum ki ya bir mobil uygulamayı bir zorunlu hale getirsek, şunu 2-3 ay kullansam, gerçek taksi ihtiyacını anlasam, buna göre de o taksi sayılarını güncellesek, bu işi yapsak, işi kökten çözeceğiz. Yani çok üzülüyorum, 2023 yılında getirdiğimiz çözüm, yani çözümün, esas çözümün yanında bir pansuman, ya bir operasyon yapmamız gerekiyor bu işe. Bunun nasıl yapılacağını teknik olarak anlatıyoruz. Lamba yanacak, yanmayacak, olay çözülecek. Ya buna inanmak zaten bu işi çözümsüz bir hale getirmenin en önemli altı. Ya eğer bununla çözüleceğine inanıyorsa, o zaman vay geldi benim İstanbul'umun başına, vay geldi benim Sizin söylediklerinizden şunu anlıyorum o zaman. Yarın mesela yağmurlu, bugün yağmurlu bir hava var İstanbul'da. Yağmur atıştırıyor işte, en azından Sarıyer tarafında. Buradaki taksilerin hepsi rezerve. Yani öyle bir şeye dönecek iş. Işık tepe lambaları rezerveye doğru dönecek. Öyle bir sonuç çıkıyor burada. Evet, bir de bunun hani teknik olarak da ampulü yanabilir, kablosu kopabilir. Yani burada insanın yaptığı hatayı tamamen sıfırlayacak, bak minimize demiyorum, sıfırlayacak teknoloji kullanmak lazım. Ve bu da aslına bakarsanız günümüz teknolojisinde yapılabilecek durumlardan bir tanesi. Yani aynı bunu mesela böyle çıkarıp hani belki bu bir tedbirlerden, bir 100 tedbirden, 50 tedbirden ve ana tedbirlerin yanında tali bir tedbir olabilir de, hani bununla beraber vatandaşa da biz bu işi çözdük diyorlarsa, onları çok dikkatli takip edemedim. Bu beklentiyi zaten yüksek, vatandaşımızın müşteri memnuniyetine baktığımız zaman çok düşük. O beklentinin bir hayal kırıklığına uğratmamak lazım ki işte devletin ilgili kurumlarının, yerel yönetim de bir bakma, devletin bir temsilcisi, bu beklentiler boşa çıkmasın yani. Peki. Öyle bir iddia yok bu arada hocam, yani biz sorun çözeceğiz gibi değil, hani en azından bu da bir önlem olarak getiriliyor ama pansumandan hiçbir öteye geçmeyecek. Yani bir pansumandan öteye de geçmeyecek gibi görünüyor dediğiniz gibi. Aynı UKAME toplantısında 3 tane elektrikli scooter firması da hocam kendi istekleriyle piyasadan çekildi ve izinlerinin iptal edildi. Markaların isimleri vermeyelim şimdi. 8234 tane scooter'ı varmış İstanbul genelinde bu firmaların. Valla İstanbul'da elektrikli scooter konusu her gün biraz daha farklı bir boyuta gidiyor. Sektör büyüyor derken tamam, çok büyük bir rakam değil belki ama bir çekilme, bir geri gitme, bir küçülme de başlamış gibi görünüyor. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Bunun çekilme, yani gerçekten şu anda başka firmalar var demek ki İstanbul'da. Çok çok fazla. Bir de kendi imkanlarıyla alanlar var yani ayrıca. Bir herhangi bir işleticinin elektrikli skuturu değil de kendisi sahiplenmiş, direkt sahibi. Yani o üç firmanın çekilmesi çok enteresan ya. Yani bir gerekçesi falan var mı yani? Niye bir tanesi falan? KVKK'dan daha fazla ceza yemek istemiyoruz demişler. Yani kişisel verileri koruyamıyorlar demek ki. Bir paylaşım durumu söz konusu. Çünkü o gerçekten kişisel veri koruma kanunu Türkiye'de çok hassas bir yapıya sahip. Küçük bir sızıntıda ciddi yükümlülükleri ve para cezaları var. Biz de işte çok dikkat ederiz buna kurum olarak, hem de radyo olarak. Açıklama şöyle: kişisel verileri koruma kurumu tarafından verilen karara uyumlu sağlamak ve KVKK ihlal nedeniyle daha fazla para cezasına çarptırılmamak amacıyla operasyonlarını durdurma kararı aldığını belirtmiş şirketlerden bir tanesi. Geçici, bu. Geçici olarak mı? Yok, durdurma operasyonunu durdurmuş. Yani, tamamen durdurmuş. Onun daha fazla ceza yemeyeceğiz. Çalışan elemanı var.
bu manada bir stoku var. Nasıl olacak? Yani onu çok iyi anlamak lazım. Ama bu arada tabii ki bir sorumluluk, bir sorumlu davranış diye değerlendiriyorum. Ben her sefer söylüyorum, elektrikli skuter iyi bir ulaşım aracı, tamam. Ama bunun bir tehlikesi var, doğrudan doğruya kaporta insan vücudu. Gerekli yasası var, yönetmeliği var. Ama o alınan tedbirler ve denetim çok çok önemli. Daha fazla tedbir almak gerekiyor. Geçtiğimiz şeylerde de bizim çok daha önce söylediğimiz bir sensör, ağırlık sensörü. Hı hı. İşte daha fazla kişi binmesin diye. Şimdi burada da mesela küçük çocuk biniyorsa, iki tane çocuk 45 kilo, 45-90, bir yetişkin benim gibi mesela 90'ın üzerinde. Yani bunlar da çok iyi düşünmek lazım. Esas olay denetim olayı. Denetimi iyi bir şekilde yaparsak, bunlara özel bir yol ayırırsa, bak kaç zamandır bunu tartışıyoruz, o zamandan bu zamana somut bir adım atılmadı. Ya bunun bir bağımsız yolu olsa, bu bir iyi bir ulaşım aracı olarak trafik yüküne, toplu ulaşıma katkı sağlar, emisyona katkı sağlar. Yani bu karbon emisyonu muazzam bir olumsuz bir durum. Dünya bunun üzerinde çalışmalar yapıyor. Ülkemiz, Çevre Şehircilik Bakanlığımız bu konuda çok önemli adımlar atıyor. O açıdan yani bu konuyu çok kapsamlı bir ele almak lazım. Mesela bak, bu kadar çok tartışılıyor. Kaç yıldır bu, siz bana soruyorsunuz, düşüncemi paylaşıyorum. Başka bir kanal soruyor, paylaşıyorum. Şöyle, bu işten anlayan kişileri bir araya getirildiği, belki beni davet etmemişlerdi. Ya ne yapılabilir diye böyle bir arama konferansı, bir çalışta yapılmadı ya. Buna çok üzgünüm yani. Biz de devlet olarak da yasaklayabilirdiniz, belediye olarak da. Firma kendi kendini yasaklamış. Sonuçta bunlar çözüm değil ki yani. Peki. Şimdi hocam, cumartesi günü, daha çok uzak değil, bundan iki gün önce akşam saatlerinde burada uzun süre yayındaydım ben. Ve gün içerisinde yağmur vardı, zemin çok kötü vaziyette değildi, ama zemin çok iyi vaziyette değildi, düzelteyim. Akşam saati de yağış etkisini yitirdi, ama tabii zeminin ıslak olduğu yerler hala vardı. Çok yoğun bir trafik vardı gün içerisinde İstanbul'da, bayağı %80-90 seviyelerine, bir hafta içi cuma günü akşam trafiğini falan görecek derecede yoğunluklara şahit olduk. Akşam saat 8 itibariyle trafikte bir rahatlama başladı ve bu rahatlamayla birlikte kazaların ardı arkası kesilmedi. İstanbul'un batı tarafında, Çatalca taraflarında, İstanbul'a doğru giriş yapan bir noktada, Celaliye'de bir trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. İstanbul'da Kasımpaşa Tüneli'nde meydana gelen bir trafik kazasında tam detay yok elimde, ama bir motosiklette olduğunu zannettiğimiz bir şahıs hayatını kaybetti. Yine işte Balat'ta meydana gelen bir motosikletin karıştığı kazada bir motosiklet sürücüsü yaralandı ve TEM'de, E5'te, sadece Avrupa ve Anadolu yakasında ana yollar meydana gelen kazaların tümü yaralanmalı trafik kazalarıydı. Hasarlı trafik kaza sayısı yok denecek kadar az. Hava biraz kötü, ama çok kötü değil zemin. Bugünkü gibi değil, şu anki gibi mesela. Ve trafik, yoğun olan trafik yeni açılmaya başladığı süreçte meydana gelen kazalar bunlar. Şimdi burada ne, kendi payımı o gün yayında da söyledim, ne zemine kusuru çok büyük bulurum, ne havaya kusuru çok büyük bulurum, ama açılmaya başlayan trafikten sonra ardı ardına gelen bu kazalarda sürücü kusurunu en üst seviyede ararım diye. Siz ne düşünüyorsunuz? Benim aklıma gelenler bunlardı. Şöyle ya, bu arada da sizin bir ifadenizi, yani bir yanlış anlaşılmasın diye, diyorsunuz ki yani hiç hasarlı kaza yok, yaralanmalı. Hayır, yani hiç şunu değil demek istiyorsunuz. Yani zaten yaralanınca da hasarlı da var. Ha, sadece ben maddi hasardan söz etmiştim. Keşke hasarlı olsa yani. Aynen. Yani hem hasar var hem yaralanma. Değerli dinleyiciler, Kerim Bey bunu söylüyor. Aracın içinden noktasal bir hasar alacak bir durum yok fizik kanunlarına aynen göre. Şimdi burada ben şunu izliyorum. Ben de cuma günü trafikteydim. Hani en yoğun olan bir yerde bir yayına gidiyordum. Aa, gerçekten de bir baktım ki bu şey niye bu kadar fazla diye. Ya hatta bir trafik, bir İBB'nin İBB cephe baktığımız zaman bayağı bir yüksek, siz söylediniz 80'ler 90'lar ölçüldü. Hocam artık bizim ama uygulamamızı da indirin.
Radyo Trafik Yolda. Orada da gösteriyoruz biz tüm beyleri. Tabii tabii, ben onu da hemen indireyim. Bu arada yani bana soruyorlar ki hani niye okullar tatil, trafik değişmiyor? Ya dedim ki şöyle, normalde İstanbul dünya şehri, dışarıdaki şehirlerden de İstanbul'a gelenler var. Gidip İstanbul'u gezelim, çocuklarımızı götürelim. Yani İstanbul'da okullar tatil olunca biraz trafik azalıyor. Bunu toplu ulaşım yolculuklarında görüyorsunuz. En iyi hissedilen toplu ulaşım yolculuklarındaki sıkışıklık daha az. Otobüs içerisindeki, minibüs içerisindeki. Ama trafikteki azalmıyor. Başka trafik de dahil oluyor. Sonuçta veya zaten İstanbul'un trafiği çok talebin çok üstünde olduğu için o azalan miktarı hissedemiyoruz. Dolayısıyla ben bir de bir gözlemim daha var. Tam böyle bir siz yolculuklarınız en az bir saat falan sürüyor, hı-hı, İstanbul'daki hı-hı, toplam yolculuklarda. Böyle sıkışık giderken yol açılınca şoförde bir psikolojik bir durum oluyor. Birdenbire ya işte önüm açık, gaza basıyor. Yani ben bunu kendi aracımda, benim aracı kullanan arkadaşlar bunu çok net görüyorum. Birden önü açıldığında ya ne oluyor birden açıldı diye gaza basıyorsun, ya normal gidelim diyoruz. Dolayısıyla o anda bir hız eğilimi oluşuyor. Ya işte önüm açıldı, hız eğilimi olunca takip mesafesi düşüyor. Çarpışma ihtimali takip mesafesinden dolayı herhangi bir araç biri araca çarpsa veya ani dursa zincirleme kazalar oluyor. Yani sonuçta bir anda sabırsızlık trafiğin açılmasıyla beraber hızın daha fazla artma eğiliminde sürücü üzerinde bir etki yapıyor. Peki. Bunun için burada ne yapalım, bunu anlatmak değil ya değerli kardeşlerim. Bak İstanbul'un trafiğinde zaten netice itibariyle açılmış bir yolda da gideceğiniz yere göre zaten 50 ile gitmeniz, 40 ile gitmeniz, 60 ile gitmeniz birkaç dakika sürmez. Yani şurada telefonda bir mesajı, bir maile cevap verecek yani direksiyon başında değil yani otururken o kadar bile bir size süre kazandırmaz. Onun için ne olur yani yol açık da olsa, kapalı da olsa burada hız yapmayın. Yani hatta verilen hızları bile kullanmayın. Yani en fazla diyor mesela maksimum şurada 80-72 kilometre yapmayın. Yani ne olur ki 10 kilometreyle ne olur? Çünkü bilmeniz gereken bir şey var ki sizin herhangi bir olumsuz anda aracınızı durduracak veya savrulmasını önleyecek orada hızın 1 birimi, 10 birimi karesiyle orantılı 100 birim demek. 100 kat bir etkili demek. Peki. 10 birim azalsam 100 birim katkı sağlarım. Hocam sona doğru geliyoruz. Son bir konu hakkında yorumunuzu rica edelim. Ardından da noktayı koyalım. Geçtiğimiz hafta kabine toplantısı sonrası Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı bir açıklama vardı. Açıklamada ehliyet affı gündeme geldi ve yaklaşık 2,5 milyon sürücünün ceza puanının silineceğini açıkladı Sayın Cumhurbaşkanı. Ve bununla beraber de 10 bine yakın 10 bine yakın ehliyetin iadesi sağlanacak dedi. Tabii herkes kapsayan bir durum değil. İşte alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, delikt ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklı puanlar silinecek deniliyor. Ve 2,5 milyon kişinin ceza puanları silinince 10 bine yakın ehliyette iade edilecek. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bana biraz ödül gibi geliyor bu. Yani aynı durum yani trafik cezasını... Aynen. Senin benim gibi kurallara harfiyen uyanlara böyle bir durumu olmayanlar için son derece olumsuz bir durum. Yani ben kurallara uyuyorum. Ceza gelirse cezamı yatırıyorum. Gününde mesela, ödüyorum. Tartışılır ama mesela biz bunu bir genel düşündüğümüz zaman Kerim Bey bir hata yaptığı zaman da sadece Kerim Bey bu hatayı ödemiyor ki. Mesela siz bir profesyonel sürücüsünüz. Yani ekmeğinizi şoförlükten kazanıyorsun. Bir hata yapmışsınız. 4 nüfuslu bir ailenin reissiniz. Yani 4 kişiyi, yeni doğmuş çocuğunuzu da bir şekilde kendini cezalandırmış oluyorsunuz. Belli suçların trafikte çok önemli, işte o saydığınız uyuşturucu kullanmak, alkol kullanmak, bunlar asla affedilmemesi lazım. İşte drift atmak gibi, bunların tabii ki bir kısmı bu şekilde, bu bana göre çok bu ağır suçlar ayrılmış. Diğerlerinde de bir vatandaşa netice itibariyle bir şans verilmiş. Bazen bunu mesela cezaevindeki tutuklu vatandaşlar için de
veyahut da hüküm almış vatandaşlar için af çıkıyor yine belli suçlara yönelik. Sonuçta bir şans veriliyor. Burada esas olan şu, işte o şansı iyi kullanmak, ondan ders almak, bir daha aynı hataları yapmamak size sadece sizin için değil, çoluk çocuğunuz için bu imkan verilmiş oluyor. Bunu kullanmak lazım ama burada her türlü eleştiri yapmak bir şeye, kişisel görüşünüz, saygı duyarım. Sonuçta ben böyle değerlendiriyorum. Yani hani bunu çok %100 benimsemiş ol, benimsemesem de bu yönden düşündüğümde profesyonel sürücüler için, istihdam için, ekmek için evlerine, belki bir de belli bir suçların kısıta da öyle gidilseydi için böyle bir yorum yapabiliyorum, belki ama bir kısıta bunu da da öyle çok rahat gidilseydi yapamıyorum. Hepimiz belki biraz daha içselleştirebilirdik kararı. Yani mesleği ulaşım olan insanlar bu konuyla alakalı işte sertifikaya sahip ulaştırma sektöründe çalışanlar gibi bir kısıtlamaya gidilseydi belki hepimizin biraz daha sindirilebilir olurdu, kabul edilebilir olurdu. Hayırlısı olsun yani, inşallah. Burada şöyle de bir şey düşünün bakın, yani ben hani belli bir tecrübemle, siz şu anda bir profesyonel değilsiniz Kerim Bey. Kesinlikle. Siz diyelim vatandaşsınız. Bu ehliyetiniz size bir iş bulmada da bir avantaj. Dikkat ederseniz bu işi en iyi siz bilirsiniz. Aynen. Eleman ararken hani bir takım internet sitelerinden şartlardan biri de ehliyet soruyor. Muhakkak yani hepsinde bir şekilde bir ehliyeti olursa o pazarlama şirketinde görev alınca ona bir araç veriyor falan. Yani geleceğe yönelik bir istihdam sorununu çözmesinde de devlet bu afla bir şans veriyor. İşte burada en önemlisi, bunun hakkında dediğim gibi farklı yorumlar yapılabilir. Hepsine saygı duyarım. Ben de yorumumu yaparken bu gerekçelere dayandırarak yapıyorum. Burada en fazla bundan faydalanacak vatandaşın bunu en iyi şekilde değerlendirip tekrar o geçmişte yaptığı hataları yapmaması, o da büyük bir avantaj olur diye İnşallah düşünüyorum. Eğer ders alır ve insanlar devam ederse bu bir... Ya zaten o ehliyeti kaybetmiş kişilerin de %100 hani memleketimizde işte elektrikli skuterı konuşurken ya benim ehliyetim gitti kullanmıyor diye bir durum yok. Çoğu zaten Yani niye trafiktedir kullanıyor? diyorsunuz. Daha da tehlikeli kullanıyor. Peki. Daha psikolojik baskıyla daha tehlikeli, daha tedirgin. Yani onun tehlikesi trafikteki zaten yine devam ediyor. Peki. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Hocam, bu noktayı koyacağız. Yayına son cümleleriniz varsa onları alalım. Valla ben de şöyle bir şey yapayım. Bir vefa çok önemli bir şey. Ben de hocaların hocası İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki hocamız Profesör Nevzat Kor için İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Perşembe günü düzenlenen bir törenle üstün hizmet ödülü verdi. Çok sayıda öğretim üyesi, çok sayıda üst düzey bürokrat yetiştirmiş. 1933 doğumlu değerli inşaat fakültesi hocası, su getirme, kanalizasyon, çevre mühendislerinin kurulmasında Türkiye'de önce olmuş. Bakanların, yurt dışından gelen başbakan olan kişilerin hocası Nevzat Kor hocama sağlık, afiyet, huzur dilerken İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü İsmail Koyuncu ve Senatosunu da bu anlamlı hareketlerinden dolayı tebrik ediyorum. Ve son olarak da diyorum ki ne olur, hava şartları değişti, her şey daha olumsuz. Ne olur trafik kurallarına harfiyen uyalım. Trafikte küçük hata yoktur diyoruz, kaç kere diyoruz bunu. Ve diyoruz ki güzel, güvenli, düzenli trafik, yine sağlık, afiyet, huzurlu bir hafta diliyorum. Şahsınızda Trafik Radyosu'nun değerli çalışanları, gönüllü muhabirleri ve tüm dinleyenlere sağ olun, var olun. Peki, ben çok teşekkür ediyorum hocam. Önümüzdeki hafta Trafikte Küçük Hata Yoktur programında tekrar görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalınız. Trafikte küçük hata yok. Sona erdi.